Kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler. Dalga dalga aydınlık oldular yine. Yürüdüler karanlığın üstüne, meydanları zapt ettiler yine. Beyazıt'ta şehit düşen, silkinip kalktı kabrinden. Bundan 9 yıl önce, 10 Ekim 2015'te Ankara'da Disk, Kesk, Tımop ve Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi mitingini kana bulayanlar, 104 canımızı, yoldaşımızı, arkadaşımızı, eşimizi, dostumuzu, çocuğumuzu, her yaştan onlarca insanı vahşice, hunharca, acımasızca katlettiler. Her yıl vurguladığımız gerçekleri bir kere daha tekrar etmek istiyoruz. Katliamların ardından bugüne kadar hiçbir sorumlu mahkemelerde hesap vermedi. Tek bir kişi bile istifa etmedi. Dava avukatları somut delilleri ortaya koyduğu halde katliamın sorumlusu olmasına karşın kimliği tespit edildiği edilemediği iddia edilen, fotoğraflarda, videolarda apaçık görünen ve X, Y diye kodlanan kişiler hakkında dosyada hiçbir şey, tek bir işlem bile yapılmadı. Katliamlarla bağlantılı oldukları tespit edilen ve açık kimlikleri bilinen IŞİD militanları hakkında hiçbir işlem yapılmadığı gibi, bütün evraklar avukatlar tarafından mahkemeye sunulmasına ve savcılığa iletilmesine karşın savcılığın aldığı kısıtlı kararıyla dosya gizlenmeye çalışıldı. Katliamın planlayıcısı şahıs ihbar edildiği, katliamdan bir gün önce kimlik bilgileri tespit edildiği halde hakkında hiçbir işlem yapılmayan ve yargılama boyunca delilleri gizleyerek, evrak göndermekten imtina ederek görevini yapmayan kamu görevlileri hakkında da tek bir işlem yapılmadı. Katliamın doğrudan faili olan kişiler hakkında görevlerini yapmayan ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Gaziantep emniyet personeli hakkında soruşturma dahi açılmadı. Gerçek failleri koruyanları, gizleyenleri unutmayacağız. Tek tek hesap soracağız ve bir bir hesap verecekler. 9 yıl önce yüreklerimize, evlerimize, ocaklarımıza düşen acıyı unutmadık. Unutturmayacağız. Çığlıklarımız, gözyaşlarımız ve ağıtlarımız zamanı aşan bu acıyı tarihe yazdı. Bundan 108 ay önce ülkemizi yaşanmaz hale getiren çatışma ortamının sona erdirilmesi ve barışın tesis edilmesi için DİSK, KESK, TMOB ve TTB tarafından Emek, Barış ve Demokrasi mitingi için tüm ülke Ankara'ya davet edilmişti. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkıp Ankara Garı önünde buluşan on binlerce insanın IŞİD üyesi iki canlı bombanın bomba tarafından gerçekleştirilen alçakça bir saldırı sonucunda hayatları bir daha aynı olmayacak şekilde değişti. Yaşanan bu katliamda 104 canımızı yitirirken 500'e yakın insanımız yaralandı ve sakat kaldı. Türkiye tarihinin büyük sivil katliamında kaybettiğimiz bütün canlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Onlara olan hasretimiz ve yaşanan katliama olan öfkemiz her geçen gün daha da büyüyor. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa.
tarihinin en büyük katliamı denilip akabinde 3 gün yas ilan, 10 Ekim Ankara katliamı, geride kalanların emek ve çabası ile 9. yılında unutulmuyor, unutulmayacak. Bizler Türkiye'deki emek, barış, demokrasi bileşenleri ile aileler olarak sözün bittiği, umudun tükendiği ve öfkenin hepimizi teslim aldığı bir noktada 10 Ekim'in adalet ve unutturmama mücadelesinin kurumsal olarak yürütülmesi amacıyla derneğimizi kurmuştuk. Dernek olarak başta gerçek adalet talebimiz olmak üzere Orta Doğu ülkelerine mahsus katliamları unutma ve yok sayma pratiğini de kırmayı hedeflerken derneğimizin Türkiye kamuoyunda etkin bir güç ve siyasetler üstü bir kurum olarak da kabul edilmesini amaçlamaktayız. Dernek ile tüzel kişiliğe kavuşan 10 Ekim adalet mücadelesiyle katliamı yok sayışa yönelik direniş her şeye rağmen 9 yıldır kesintisiz olarak devam etmekte. Her geçen gün bir adım daha adalet umuduyla mahkeme salonlarında sesimizin duyulacağı her platformda var olmaktadır. 10 Ekim Ankara katliamı kapsamında ana dosyadan tefrik edilen firari sanıkların yargılandığı dosyaya insanlığa karşı suç isnadı kapsamında tutuklu sanıklardan biri de dahil olarak Türkiye'de ilk defa insanlığa karşı suç kavramı yargıya konu edilmiş olmasına karşın gelinen noktada tüm koşulları oluşan insanlığa karşı suç mahkeme tarafından kabul görmemiş, daha az önce az ceza verilmesi öngörülerek yeniden cezasızlık pratiği işletilmiş bulunmaktadır.